Sayın Valim, Artvin'in Yusufeli ilçesinde barajdan dolayı tabii su altında kalıyor ilçe. Yeni yapılan evler için, yani devletin yapmış olduğu evler için, iş yerleri için kura çekimi yapılacak ayın 13'ünde deniliyor. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız Sayın Valim? Evet, teşekkür ediyorum. Bugün burada tabii Artvin Yusufeli barajının tamamlanmasına yaklaşırken, çalışmalar sona yaklaşırken, diğer taraftan yeni yerleşim yerinde de yapılaşma hızla devam ediyor. İnşallah 13-14 Temmuz günlerinde burada konut ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Biz de bugün burada kura çekimi öncesinde olabilecek ihtiyaçlar, varsa sorunlar, bunları görüşüp tedbirler almak üzere bir araya geldik. Bir koordinasyon yapıyoruz ilgili kuruluş temsilcileriyle. İnşallah Yusufeli vatandaşlarımızın yeni yerleşimdeki yerlerinin belirleneceği bugün de en az sorunla onları mutlu bir şekilde yeni konutlarıyla buluşturacağız. Sayın Valim, kura çekimi yapılacak ama daha önce bakanlarımızın söylediği gibi 5-6 ay içerisinde tamamen ilçeye taşınacak tarihte belli oldu mu? Tabii kura çekimi sonrasında yürütecek işler var, işlemler var. 13-14 itibariyle vatandaşlarımızın yerleri belli olduktan sonra orada bir becaiş süreci var. Ardından işte bu borçlandırmaların yapılandırması var. Sonrasında yapılacak hazırlıklar bir süreç gerektiriyor. O yüzden biz 13-14 itibariyle start vermiş oluyoruz. Tabii ki en kısa sürede tamamlanarak konutların taşınmasını arz ediyoruz. Malum yıl sonu itibariyle de su tutma işlemlerine başlamış olacağız. 12. ay mı Sayın Valim? 12. ay. Aralık itibariyle. Bir açılış tarihi var mı, yoksa Cumhurbaşkanımızın O süreç içerisinde ortaya çıkacaktır. Bugünden bir tarih vermek, evet, erken olur. Bir de Sayın Valim, bu son sorumuz olsun. Şöyle söyleyeyim. Şimdi o süreçte ilçede olmayanlar, ev yani müracaat edemeyenler veyahut da o süreçten sonra süreç geçmiş bekar olup evi olamayanlar. Bunlar şu anda ciddi bir endişe içinde, yani sonucu bekliyorlar. Yani devlet bu konuda nasıl bir çalışma yapıyor şu anda? Yani malum bu tür kararlar ve uygulamalar kanun, iskan kanunu çerçevesinde yürütülen işler. Bunu sonradan idari kararla yapma imkanı yok. O iskan kanunu çerçevesinde hak sahiplikleri belirleniyor. Buna göre uygulamalar yapılıyor. Dolayısıyla bir kanun değişikliği olmadan bu tür uygulamaları yapma imkanımız yok. Tabii ki mağdur olan vatandaşlarımızı da değişik şekillerde onu telafi etmeye çalışıyoruz. Ama hak sahipliği bir kanuni bir hak meselesi. Dolayısıyla onu genişletme idare olarak imkanımız bulunmuyor. Köyler de bitecek mi Sayın Valim bu süreç içerisinde? İnşallah. Tabii köylerin kurasını 13 Haziran'da yapmıyoruz ama mutlaka bu su tutma tarihine paralel olarak köylerimizde de yerleşime geçmiş olacağız taşıma işlemlerini. Bir de Sayın Valim, güzergahlar tamamen değişti. Devasa viyadüklerden bahsediyoruz. Ve işte geçen gün Karayolları Bölge Müdürümüzün açıklaması var. 40 tünelle ilçeye giriş. Ya bu süreç içerisinde tamamlanacak, öyle mi görünüyor? İnşallah o konuda bir problemimiz yok. 70 kilometre Sayın Bakan'ın dediği gibi bir yeni yol yapıyoruz yaklaşık ve 56 kilometresi tünel. 39 tane 40 civarında tünelle yollarımızı yenilemiş oluyoruz. Sona da yaklaştık. Karayollarımızın kontrolünde bu çalışmalar yürütülüyor. Önemli bir aksama olmadan inşallah onları da tamamlamış olacağız. Sayın Bakan, çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bekarlara bize